Ev kadınlarının en pratik, öğrenci evlerinin ise vazgeçilmez yemeği makarna. Türkiye 2016 yılında makarna tüketiminde rekor kırdı. Kişi başı 7,4 kilogram olan tüketim 8,5'a çıktı. Yeni hedef de açıklandı. Kişi başı 10 kilogram makarna tüketmek. Kişi başı 8,5 kilogram rekor olarak görülüyor. Çünkü daha önce hiç bu seviyeye çıkmadı. Ne sıklıkta yiyorsun? Her gün. Her gün makarna. Evet. Sarımsağı eziyoruz. Yoğurtla karıştırıyoruz. Yoğurtlu makarna çok güzel oluyor. Herkese tavsiye ederim. Üzerine salça yaparsak güzel olur. Biraz da nane. Peki makarna neden bu kadar çok tüketiliyor? Ucuz olduğu için mi yoksa kolay yapıldığı için mi? Ucuz olduğu için. Kolay olduğu için. Çok kısa sürede oluyor değil mi? Evet. Peki nasıl yapıyorsun? Neli tercih ediyorsun makarnayı? Kıymalı. Normal makarnayı yapıyorum, tereyağlı. Ondan sonra da bol ceviz koyuyorum içine. Lezzeti çok farklı oluyor. Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği'ne göre artışın nedeni vatandaşın sağlıklı beslenmeye olan ilgisinin artması. Diğer nedenler de makarnanın pratik ve doyurucu bir yemek olması. Ya bizim onu o kadar her gün yapmaya yani vaktimiz, imkanımız olmadığı için yemiyoruz her gün. Hiç makarna yapmadım diyeceğine. Ama sebzeli seviyorum. Evet, aynen. Makarnanın ana vatanı İtalya'da tüketim kişi başı yıllık 26 kilogram. Makarna sanayicilerin yeni hedefi ise kişi başı 10 kilograma çıkmak. Yumurta tam kıvamını almıyor böyle. Nasıl diyeyim, tam pişmiyor. Sonra sosisleri karıştırıyoruz böyle. Öyle yiyoruz. Güzel oluyor yani. Aynen, güzel oluyor. Öğrenciyim abi. Makarnayı seviyor musun? Seviyorum. Ne sıklıkta yiyorsun? Vallahi 2-3 günde bir yiyorum. Peki kolay olduğu için mi, ucuz olduğu için mi yiyorsun? Kolay olduğu için abi.